Dilşah'la bir ay serisinin yeni konuğu, ikinci konuğumuz Xiaomi'nin Poco X3'ü. Daha önce bir ay boyunca Realme 7 Pro kullanmıştın. İlk seviyeyi Realme 7 Pro için çekmiştik. Şimdi bir ay sonra, tam bir ay oldu bugün sen Tam bir şeye ay oldu, geçeli. evet. X3 NFC'ye geçeli. X3 NFC deneyimin ne? İzleyenlerimizin karşısındayız. Niye böyle Evet. muzipçe bir güldün X3 NFC Çok deyince? heyecanlıyım X3 NFC ile alakalı düşüncelerimi paylaşacağım için. Öyle Ya mi? çünkü sabırsızlıkla böyle ayın biri gelsin de artık telefonu değiştireyim dedim. He, anladım. Buradan şeyi anlıyorum. Beğenmedin X3 Hiç NFC'yi. beğenmedim. Hiç Gerçekten. beğenmedin. Hem de hiç beğenmedin. Evet. Çok garip. Şimdi Poco X3 NFC içinde bulunduğumuz dönemin en sıcak telefonlarından birisi. Fiyatı artıyor. Niye arttığını bilmiyorum. Bana Gereksiz. soracak olursa düşmesi lazım. Ama diğer yandan Realme 7 Pro'nun da fiyatı artıyor. Realme 7 Pro, Poco X3 NFC ve M51, Samsung Galaxy M51 böyle çok kıyaslanan 3 telefondu. Şimdi senin Realme 7 Pro'yu sevdiğini Çok hatırlıyorum. sevmiştim, Realme 7 Pro'dan sonra da X3'ü evet. sevmediğini çok net bir şekilde ifade Ve ediyorsun. şunu da söyleyebilirim, şunu da ekleyebilirim. Bu sevmedim kelimesini net bir şekilde kullanmamın sebebi Realme 7 Pro ile yaptığım kıyaslama değil. Yani Realme 7 Pro'yu hiç kullanmamış olsam da Poco X3 NFC'yi sevemezdim herhalde. Bana hitap eden hiçbir yanı olmadı. Anlatsana mesela neyini sevmedin? Notların var galiba. Öyle mi? Aynen. Başlasana. Dizliyim şöyle. İlk olarak zaten Poco'nun ilk öne çıkan özelliği ağırlığı. Gerçekten ağır bir cihaz. Gerçekten. Özellikle sürekli sen de görüyorsun. Telefon elimde o ağırlığı bir şekilde hissettiriyor. Keza aynı zamanda Netflix'ten bir şeyler izlerken sürekli telefonu böyle elinde tuttuğumda o ağırlığın verdiği ergonomik olmayan durumu da fazlasıyla yaşadım. Onun haricinde çok iyi olan ama kötü gelen bir özelliği var. Bu çok dikkatimi çekti. Ses. Ses konusunda aslında çok iyi. Müthiş bir ses kalitesi var yani. Benim bir odadan açtığım diğer odadan çok rahat duyulup rahatsız edilip sesini kıs dediklerini duydum. Şahit oldum buna. Ama o sesi verirken telefonu elinde tutamazsın. O kadar titriyor ki. O biraz yoruyor. Yani Yani güzel bir özelliği, kötüyü de aslında öyle söyleyeyim. sabit bir yere telefonu koyup müzik falan dinlersen telefon titreşiyor mu sürekli orada? Sürekli elindeyken de zaten o esnada. Ya da kulaklık taktım pardon. Cebinde o an telefon aşırı titriyor. Bu şeyde video izlerken de maksimum ses seviyesine gelmediğin halde telefon sesi verirken çok fazla etkileniyor ki tamam evet zaten arka tarafı plastik. Ama mesela bence şöyle de bir detay var. Realme 7 Pro'dan daha iyi bir plastik. Poco'da kullanılan plastik. Bir de bunun yan tarafları alüminyum. Ama şey ona rağmen bir de ağır bir telefon ya hiçbir şey olmaz düşüncesiyle kullanıyorsun. O titreşimi hissettirmesi iyi değildi. Sadece ekran tarafında iyiydi. Titreşimden kastım telefonun titreşim kendi titreşim motoru değil. Kendi titreşim değil, Ses çıktığı çalarken zaman çıkarttı. oluşan telefonun gövdesinde oturan vibrasyondan bahsediyoruz. Evet, o çok Oluşan kötüydü. vibrasyon. Çok garip. Ama ses Tamam. seviyesi harikaydı. Onu kesinlikle es Devam geçemem. et lütfen. Ben de yeni bir şeyler öğreniyorum telefonla ilgili. Tamam. Hoşuma gidiyor yeni bir şeyler öğrenmek. Onun haricinde ekran deneyimi konusunu aslında çok fazla eleştiremem. Gerçekten ekran deneyimi konusunda iyiydi. Dikkatimi çeken bir şey. Mesela çok yoğun güneş altında hani telefon görünmez ya full parlaklıkta bile. Poco'da ben onu hiç yaşamadım. Bir şekilde çok net görünüyor ve parlaklığı hep düşük seviyelerle kullanırım. Orta seviyeye getirdiğimde gayet net görebildim o yoğun güneş ışığı ekrana vurmasına rağmen. Ekran tarafında çok büyük bir problem yaşamadım. Bunu Realme 7 Pro'yu çektiğimizde de söylemiştim ya sana yan taraftaki parmak izi. Yani çok sinirim bozucu. Çünkü sürekli bir de çok hızlı okuyor fiziksel olduğu için tamam mı? Basıyorum açıyor. O esnada telefonu kullanırken zaten şu formda kullanıyorum. Gidiyor tekrar kapatıyor parmağım değdiğinde. Niye Yani basıyorsun? evet kullanırken şöyle kullanıyorum ya. Ses kısacağım. Ses kısarken parmağım değiyor oraya. Şimdi parmağım şurasını Şimdi dur okumuyor bir mesela, saniye. kilitliyor. Realme 7 Pro'da parmak izi yandan okuma mıydı? Yok, ortadaydı. Ortadandı. Ve sen bunu çok Çok rahat beğenmiştin. kullanıyordum Şimdi aynen. bunda yandan olduğu için kullanamadığını Kullanamadım. söylüyorsun, öyle O da mi? çok rahatsız etti beni. Tamam. O da kötü bir detaydı. Oyun tarafında evet gerçekten. Zaten bu arada şöyle bir şey var ya. Yani ben bir tek Call of Duty oynuyorum. Onu da ilk işte yeni bir telefon aldığımda deneyeyim diye iki kez oynuyorum. Böyle bir gerçek var. Ama mesela hatırlar doğuşlar falan bu oyunu. Templar'ın diye bir oyun var. Deli gibi onu oynuyorum. Onda bile ısındı. Şey ısındı, Evet Poco X3 ısınıyor ısındı. Allah arkadaşlar. Allah. Çok üzgünüm ama ısınıyor. Çok garip. Isınma problemi yaşadım ben Poco'da.
Çok fazla. Ve şöyle, bizim ortalama çektiğimiz videoların süresi ne kadar? 15-20 dakika. Ki bir de kendi çektiğimiz videoları hızlandırılmış modda izliyoruz 10 dakikada. 10 dakikalık bir videoda bile ısınıyor. İzlerken? Evet. Yani oyuna gerek yok. Onda bir ısınma şey oldu ama şunu hiç yaşamadım. Mesela bunu Realme 7 Pro'da yaşamıştım. Ekranda çok zorlasam da böyle uygulamalar arası geçişte yapsam, oyundan çıkıp işte sosyal medyaya da girsem ekranda donma problemini hiç yaşamadım Poco'da. Ama Realme'de yaşamıştım onu mesela. Realme 7 Pro'da yaşamıştım. O konuda hiç problem yaşatmadı. Ama genel kullanım formu, ağırlığı, yandaki parmak izi okumasının bana çıkarttığı zorluklar çok ısınamadım Poco'ya. Kamera tarafında da çok memnun etmedi. Realme 7 Pro ile kıyaslıyorum kamera tarafını. Realme 7 Pro'nun kamerası daha iyiydi, değil mi? O hiçbir şekilde bence zaten kamera tarafında Realme 7 Pro ile Poco kıyaslanmamalı. Tamam. Ama şöyle de bir detay var. Realme 7 Pro'da video tarafında bence Poco daha problemsiz video çekiyor. Ama kamerada, ön kamera, portre, diğer tüm modlarda hemen hemen aynı zaten bu formları. Realme 7 Pro çok daha iyi. Daha problemsizden kastın ne? Nasıl video çekiyor? Videoda şöyle bir şey var Poco'da. Video tuşuna bastığında direkt o an sana videoya başlamadan verdiği görüntüyü veriyor. Ama Realme 7 Pro'da hafif bir karanlık oluyordu ya. Ha, gerçi sonradan topluyordu ama kamera tarafında da şeyde çok zorluk çektim. Bunu geçen gün de anlatmıştım hatta sana, hatırlıyor musun? Özellikle arabada giderken böyle yolu çekeceğim veya selfie yapacağım. Sürekli bir yol hali, araba hareket ediyor. Realme 7 Pro'da çok net fotoğraf çekebiliyordum. Poco'da hiç onu yapamadım. Zaten fark etmişlerdir. Poco kullandığım süre boyunca neredeyse hiç selfie paylaşmadım. Biz senin storylerde ne kullandığını açıklamıyoruz. Açıklamadığımız için arkadaşlarımız sadece şey yapıyorlar, tahmin ediyorlar diyor büyük bir ihtimalle. Hı hı. Ben şimdi şeye bakıyorum, ağırlıklarına bakıyorum cihazların. Poco 215 grammmış. Evet, fazla. Realme 7 Pro'da 184 grammmış. Yani 30 gramlık bir fark varmış arada. Yüzde bazında bakarsak az buz bir fark değil gerçekten yüzdelik olarak. Şu kamera hikayesini, o bana çok anlattığın kamera hikayesini senden bir kez daha dinlemek istiyorum. Bu hani arabayla giderken selfie çekememek. Ay evet canım. Bu Dilşah'ın hayatında epey önemli bir yer mi? Şey ya yapıyor, epey kaplıyor. Önemli bir yer değil, tamam, bir ay bunu yapamadım. Ciddi anlamda yapamadım ama etkiliyor ister istemez. Yani her zaman sorunsuz yaptığım bir şey, yani sorun yaşamak işine gelmiyor konfora alışınca. Anladım. Şimdi selfie kamerasında şeydi, Realme 7 Pro'da EIS vardı. Bunun selfie kamerasında iyisi yok herhalde. Yok, evet. Ondan şey yapıyorsun, ne derler. Peki ön kamerada çektiğin fotoğraflar nasıldı? Pardon, ön değil yani asıl kamerada, arka kamerada çektiğin fotoğraflar nasıldı? Arka kamerada çektiğim fotoğraflar gayet iyiydi aslında. Zaten bu videonun içerisinde sizler de büyük ihtimal şu anda görüyorsunuzdur o fotoğrafları. Arka kamerada çok güzel performanslar verdi. Ki zaten şöyle de bir şansım oldu. Poco'yu kullandığım süre boyunca hakikaten güzel kareler yakalayabildim. Ama gece tarafında yine eleştirecek olursam gece tarafı çok başarısız. Şimdi bu telefonun bir başka Realme 7 Pro ile kıyaslanabilecek özelliği de pili. Pilinin kendisi, pilin dolum hızı filan. Onda çok memnundum gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var. 5160 mAh'lık bir bataryası var ve 33 watt hızlı şarj oluyor. Ama şimdi bunu zaten kendim de gözlemlemiştim. Realme 7 Pro'yu kullanırken sıfır pil seviyesinden %100'e yarım saatte ulaşıyordu. Bu müthiş bir şeydi benim için. Bir saatte %100'ü görüyor ama o ulaştığı pil seviyesini çok daha iyi koruyor bence. Çok güzel. O konuda yani hani aratmadı Realme 7 Pro'yu aslında. Realme 7 Pro'da 4500 mAh var onda. Bunda daha fazla pil olması, 500 mAh daha fazla pil olması o aradaki dolma hızındaki şeyi kompanse ediyor. Yani. Evet, kesinlikle. Ki şöyle de bir detay var, zaten bu süreci biliyorsun, farklı birçok uygulama deniyorum şu anda. Telefonu her zaman kullandığımın iki katı yoğun kullanıyorum. Beni hala daha mağdur etmedi. Pil konusunda derler ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diye, gerçekten pil konusunda memnun ediyorum. Notların arasında başka bir şeyler var mı X3 NFC ile ilgili? Poco ile alakalı ekleyebileceğim bir detay var mı? NFC özelliği mesela. Ben normalde NFC'yi çok kullanmıyorum ama NFC gerçekten bence telefonlarda artı bir özellik. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz dönemde. Şöyle bir artısı oldu bana akbil yüklerken.
Sürekli işte o akbil dolumunu gerçekleştireceğim cihazlar arıyordum. Duraktan durağa geziyordum falan. Onu direkt telefondan yapabilmek güzel. Gerçi şöyle bir detay var. Şimdi benle çok dalga geçmişlerdi takipçilerimiz. Xperia XR1 Ultra kullanıyorum diye ama Xperia XR1 Ultra'da da bu özellik vardı. Olması artı. NFC'nin bence zaten artı bir özellik olarak şey yapılması çok garip. Yani bence de Realme çok şey 7 Pro'da niye yok mesela, onu tartışmak lazım. Bunlarda niye var değil. Çünkü NFC bizim 10 yıla yakın bir zamandan beri elimize aldığımız her telefonda var, olan bir özellik bir aslında. Bile vardı. Sana bir şey soracağım. Tabii. Şimdi Dilşah artık bu iki telefonda deneyimlediği için arkadaşlarımız, izleyenlerimiz ya da belki senin arkadaşların ya da senin arkadaşlarının belki erkek arkadaşların. Arkadaşlarım da sevmedi bu erkek arada arkadaşların, telefonu. Kızlar da mı sevmedi? Kızlar grubu da mı sevmedi? Bu ne ya dediler bu kadar ağır. Telefonu konuşurken gerçekten çok kaba duruyor bu arada. Bir demek ki kadınlar var. İçin telefonun ağırlığı bir sorun. Buradan onu anlıyoruz şey olarak. Okey. Hangisini alayım diye sordukları zaman vereceğin cevabı anladık bence. Realme 7 Pro diyeceksin. Kesinlikle. Peki hiç kimseye Poco X3 önermez misin? Hayır, öneririm. Hatta kime önerdim mesela? De. Kime önerdin Poco mesela? Gerçekten oyun oynayanlar için özellikle PUBG gibi işte COD Mobile gibi oyun oynayanlar için iyi bir telefon. Bu arada çok tuhaf, bak şunu söyledim. Netflix izlerken, YouTube'da bir şeyler izlerken ısınıyor ama mesela COD Mobile oynarken çok ısınmadı. Onu şey, ekran tazeleme hızını 120'ye çıkarttığında evet çok harika bir deneyim yaşatıyor. Bu arada o mesela benim kullandığım süre zarfında ekran tazeleme hızını yükselttiğim halde pilini çok olumsuz etkilemedi. Oyun oynayanlara öneririm. Ama nasıl öneririm? Ağırlığından şikayet etmeyecekse, kameradan çok iyi bir performans beklemiyorsa, ben oyun oynayacağım, batarya benim için önemli diyorsa Poco bence gerçekten birinci sırada. Fiyat olarak da yani özellikle oyun bandında yaklaşan kullanıcılar için. Ama onun haricinde günlük bir kullanıcıya bile önereceğim bir telefon değil. Realme 7 Pro'yu denemeseydim belki şimdi olurdu. Dilşah'la bir ay seviyesinin ikinci bölümünde Poco X3 ile ilgili söylediğim bu şeyleri dinleyince aklıma şöyle bir şey geliyor. Demek ki hangi telefonun hangi telefondan kağıt üzerinde ne kadar iyi olduğu değil, o telefonu kimin kullanacağı aslında kesinlikle daha önemli. Yani bazen burada tabii ki kıyaslamasını, senin bir önceki telefonun olduğu için kıyaslamasını yaptığımız Realme 7 Pro ile X3 üzerinde konuşmuyorum. Kullanacak olan kişinin ihtiyaçları demek ki belirliyor telefonun ne kadar iyi olduğunu. Evet, kesinlikle. Senin anlattıklarından ben şunu anlıyorum. Sen X3'ün FC'yi kullanmışsın ama hani ihtiyaçlarını karşılamış birçok oranda. Kesinlikle. Fakat yine de beklentileri tam olarak şey yapamamış, karşılayamamış gibi bir durum var. Bunları bildiğimiz iyi oldu. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir kadın eğer bize işte bu yakın bütçelerde herhangi bir telefon sorarsa X3 NFC'yi çok fazla şey yapmayacağız. Bence önermemelisiniz. Çünkü senin önceliği, daha doğrusu karşımızdaki kişinin önceliği performans değilse eğer, oyun performans değilse, o zaman NFC, X3 NFC onu çok da mutlu etmeyebilir. Bir de buradan şunu anlıyorum. Her ne kadar çok yakın gramajda olsa bile demek ki cep telefonunda 30 gramın ağırlığı bile fark ediyor ya. Gerçekten fark ediyor. Çok çok fazla hissettiriyor. Ve herhalde cep telefonu üreticileri bunu benden daha önce şey yapmışlardı. Ne derler, fark etmişlerdi. Arabada selfie çekmek için EIS, ön kamerada EIS, OIS filan. O çok herhangi bir destek sisteminin mutlaka olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani hani eğer bu cihazı kadınlara satacaksak böyle bir şeyimiz var. Bir de şöyle bir detay var. Mesela arabada mıknatıs kullanıyoruz ya telefonda navigasyonu daha rahat görebilmek için. Onlar sen genelde iyice çok güçlü olmuyor aynen. Bir de şöyle bir detay var. Özellikle kışın ki bu problemi şu an çok yaşıyoruz. Klima tarafına asılan sabitleyiciler ısındığında hemen düşüyor. Poco'nun hem ağırlığı hem o sabitleyicilerin böyle çok iyi bir kalitede olmaması da Poco'yu tercih etmemek için bir neden aslında. Düştü mü? Düştü, çok düştü fazla mi? Düştü. Kullanmıyorum artık. Bir de şöyle bir şey göstereceğim şu an. Telefonu alabildim mi? Aldım. Telefonla konuşurken gayet şöyle, şu şekilde tutuyorum ya. Kamerası hep leş gibi. İlla kamerayı, yani kameranın bence konumlandırıldığı nokta da yanlış. Realme 7 Pro'da sol taraftaydı. Daha küçüktü, çıkıntısı daha küçüktü. Çıkıntı olarak bu kadar yüksek olmasının çok bir dezavantajı yok. Çünkü koyduğum yerde sallanmıyor. Ama kullanırken oraya sürekli bir tırtıklama ihtiyacı hissediyorsun. Eğer böyle konuşuyorsam diyorsun, parmağım burada duruyorsa çok sorun oluyor.
Peki çoğu insanın şöyle konuştuğunu varsayarsak. Hayır, Aydoğan da benim gibi konuşuyor. Öyle mi? O Huawei Mate 40 Pro'da o da o problemi yaşadı çünkü. Anladım. Alayım şu çok sevdiğim. Tabii ki şey kullanımdan kullanıma değişiyor. Yani benim derdim Poco X3'ün FC'nin iyi bir telefon olduğunu iddia etmek değil. Benim esas derdim bu senin söylediğin şeylerin öznel ihtiyaçlar, gereklilikler olduğunun altını çizmek. O yüzden telefonla konuşurken bu parmağını nereye koyduğunu da demek ki insanların telefonu tasarlayan mühendislerin özellikle düşünmesi. Kamerayı çok abartılmış gerekiyor gibi ya çıkıntı noktasında. Çünkü zaten çok iyi bir performans vermiyorsun. O kadar oraya büyük konumlandırmak da şov biraz bence. Öyle mi? Okey. Şimdi senin bu Dişar'la bir yer serisinin ikinci bölümündeki Poco X3 NFC deneyiminden anlıyoruz ki sen Poco X4 NFC benzeri modeli merakla bekliyorsun. Bir yıl içerisinde Xiaomi'nin bunu ne kadar geliştirmiş olabileceğini filan merak ediyorsun. Ve işte bu videoyu bir an önce çekelim de şundan sim kartımı çıkartayım. Aşağı yeni telefona geçeyim diye şey yapıyorsun, ne derler? Heyecanlı bir durumdasın. Evet, yeni geçeceğim telefon da hafif bir formda. O zaman seni çok daha fazla şey yapmayalım, ne derler? Tutmayalım şeyle Poco X3'te. Arkadaşlar Dilşan Poco X3 NFC ile bir aylık serüveni anlattığı gibi öznel olarak beğenmediğini şey yapıyoruz, ne derler, anlıyoruz. Ben ama sanki beğenmemek konusunda böyle biraz abarttığını da düşünmüyor değilim. Yani sanki böyle beğenmemek için böyle kendince bazı bahaneler bulmuş falan gibi de düşünmüyor değilim. Karar tabii ki size ait, ancak burada şöyle çok önemli bir şey var, onu da unutmayalım. Ben Dilşah'ın söylediği bazı şeylerin, işte mesela hani ön kameradaki ace, ağırlık falan gibi şeylerin gerçekten Dilşah'a özel olduğunu düşünmüyorum. Yani bunları eğer o telefonu işte sadece kadınlar değil, çok fazla selfie çekecek olan bir insanın, çok fazla selfie çekecek olan insanların almasını istiyorsa markaların düşünmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben X3 NFC'yi kullansam, muhtemelen bir yer kullansam, muhtemelen ön kamerayı hiç açmayacağım için ön kamerada böyle bir sorun olup olmadığını fark etmezdim bile. Ve benim yorumlarımda böyle bir şey duymazdık bile. Ama yine şeye dönüyoruz. Telefonun iyi ya da kötü olmasındansa kullanıcının beklentilerini hangi oranda karşıladığı daha önemli. Bu yüzden de cep telefonu seçerken, yeni bir cep telefonu seçerken, yeni bir cep telefonu alacak olduğunuz zaman söylentilere değil, kendi ihtiyaçlarınıza göre karar vermenizin daha mantıklı olduğunun altını Dilşah'ın Poco X3 NFC deneyimini öne alarak bir kez daha belirtmiş olalım. Önümüzdeki ay Dilşah bugün bir başka telefona geçecek. Önümüzdeki ay onunla geçireceği bir ayı özetleyeceğiz. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.